Evet arkadaşlar, yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, kuşlarımızın güncel durumlarını göstereyim. Yavruluk durumları ne oldu, ne bitti onları anlatayım. Şöyle yavaştan ilk önce bu dişimiz yumurtlayacak arkadaşlar. Zaten yuvaya girip çıkıyor. Jilet'in annesi zaten biliyorsunuz. Bakalım, Bertan abimizden geldi bu sarı yüz zaten biliyorsunuz. İnşallah bunlardan yavru almak nasip olacak. Allah'ın izniyle yuvaya girip çıkmalar devam ediyor. Şöyle bir oluşumuz var. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar, Bertan abiden geldi. Familya üretimi yani. Allah'a şükür bu sezon güzel yavrularını aldık. Son yavrulara bakıyor. Yavruları göstermeyeyim arkadaşlar. Nazar değiyor. Şu an bir tanesi çıktı. Daha çıkmadı. Albino takımımız arkadaşlar. Bakıcı takımlarımız. Şöyle göstereyim. Şu an yumurtaları var altlarında. Bunların altına işte şu an bir yavru sürdüm. Onu gösterdim birazdan. Şöyle Şahin Bey'i gösterelim. İnşallah oğluşumuzun şu an 5 tane yumurtası var. Allah nasip ederse arkadaşlar, yavruları çıksa, bir iki tane çıksa kafidir. Tosuncuğumuzun şöyle kafayı mafayı bir görün. Zaten anlatmaya gerek yok. Oğluşumuz kendini gösteriyor. Şöyle bir oğluşumuz daha var arkadaşlar. Buna da Jilet Baba'nın eski eşine işledim. Zaten kuşun kafayı mafaya bakın şöyle. Tosuncuk gibi. Dişiyi çıkarayım içeriden. Yumurtlayacak zaten, dişi görüyorsunuz. Dişiyi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dişiyi göstereyim. Allah'ın izniyle dişi yumurtlayacak. Oğluşumuz burada, dişimiz burada. Şöyle bakın. Çok güzel sakalları var erkeğin arkadaşlar. Bir maşallah demeyi eksik etmeyin. Bir bakıcımı takımımız da arkadaşlar. Bunlar da yumurtlayacak. Bunların altına da inşallah güzel yavrular süreceğim. Bunlar da tan üretimden geldi arkadaşlar, Yasin kardeşimizden. Bakalım Allah nasip ederse bunlardan da güzel yavruları altına sürüp alacağız inşallah. Şöyle bu paşanı 6 tane yumurta verdi arkadaşlar. 6'da bir doluydu. İlk defa dişisi yumurtladı, öyle söyleyeyim bu tosuncuğun. Dişisini göstereyim. Dişisi burada. Yumurtaları boş olanlara attım. Bir tanesini de albinoların altına koydum arkadaşlar. Albino takımları inşallah bakacak ona. Şöyle oğluşumuzu, kızımızı göstereyim. Kızımız da arkadaşlar zaten çok güzel bir soyu var. Allah'ın izniyle bakalım inşallah. Bunların yavrusu oradan çıkar da büyür. Biz de o yavruyu almak nasip olur inşallah. Dişilerimizi gösterelim. Seneye çalışacağımız dişiler. Arkadaşlar, bazılardan geldi. Bunu biliyorsunuz zaten. Bir abimiz var. Sağ olsun ondan aldık. Jilet Baba'nın yavrusu daha arkadaşlar tüyüne girecek. Daha girmedi. İlk tüyüne bile girmedi. Şöyle göstereyim kızımızı. Şöyle diğer kızımız burada. Zaten tüy yumağı, şunun tipe bakarsınız. Bu da en baştaki Texas erkeğimiz, taşıyıcı erkeğimiz var. Biliyorsunuz arkadaşlar, gri. Şu an altında yumurtaları var dediğim. Bu Harun kardeşimizden geldi. İnşallah seneye bunları güzel yavrular alacağız. Koca başta burada. Yani anlatmaya gerek yok. Kafayı mafayı görüyorsunuz. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi de erkekleri gösterelim birazdan. Şöyle kapatalım. Aşağı geçelim. Evet arkadaşlar, Jilet Baba'nın yavrusu. Albino yavrumuz satıldık arkadaşlar. Bir adet kaldı. Namı diğer soldaki Baybars Baba'nın. Bu yukarıdaki Texas dediğimin onun kardeşi arkadaşlar. Kafayı mafayı görüyorsunuz kuş. Bayağı pofuduk bir şey oldu. Mavi olan arkadaşlar Harun kardeşimizden geldi. Üretimi bıraktı biliyorsunuz. Texas'ta ondan gelme. O da üretimi bıraktığı için bunları bana hediye etti sağ olsun. Jilet Baba'nın eşini değiştirdik arkadaşlar. Fatih abimizden çok güzel bir dişi getirdik. Bu dişinin eşi öldü arkadaşlar. Çok güzel bir üst vasıfı vardı, öldü. Bunu da Jilet Baba'ya vurduk. Bakalım nasıl bir şey olacak, göreceğiz Allah'ın izniyle. Güzel yavrular almak nasip olur inşallah. Şöyle tipleri görün yani. Anlatmaya gerek yok. Şöyle diğer takımımız. Bu takımımız arkadaşlar satılık. Seneye yer açmak için bunları satacağım. Zaten erkeği görüyorsunuz, tosuncuk gibi. Dişimiz de zaten maşallah var. Bunu da yumurtlamak üzere. Bunları da satacağım Allah'ın izniyle. Namı değer Baybars Baba'yı göstereyim arkadaşlar. Şöyle Baybars'ımız ve kızımız Baybars'ın üstüne çıkıyor. İnşallah bu da bunu yumurtlatacak arkadaşlar. Yuvaya girip çıkıyor. Herhangi bir aksilik falan hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Bakalım. Yuva hazırlığı falan devam ediyor zaten. Şöyle göstereyim. Kızımızın biraz kafası küçük ama sakalı var. Maşallah var. Bu da Suat abimizden gelmişti arkadaşlar, dişimiz bu arada. Kendisini zaten biliyorsunuz, kümesinde video falan çektim. Allah razı olsun, çok iyi bir abimizdir.
kendisinden. Şöyle kızımızı göstereyim. Oluşumuzu zaten anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar, parçalı erkeğimiz burada. DL kanı bizzat. Bakalım, inşallah dişiyi mutlatacak. Daha yavru zaten bir yaşına girmedi bile. Şöyle kızımız da burada. O da DL kanı arkadaşlar. İnşallah bunlardan yani güzel yavrular almak Allah nasip eder yani. Bir ortalığın temizliğini falan yaptım. Buraları hallettim işte arkadaşlar. Elimde şu an göndereceğimiz jumbo yavrular kaldı. İsteyen arkadaşlar gönderebilirim. Bu arada yavru olan herkese çok teşekkür ederim. Bana güvenip benden kuş alan herkese buradan çok teşekkür ederim. Zaten sağ salim Allah'a şükür hepsini gönderdik. Muş'tan Van'a, Ağrı'dan Hatay'a. Şükürler olsun ki hiçbir sıkıntı çıkmadı. Allah'ın izniyle de böyle devam edeceğiz. Yavru isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar komik teklifler veriyor. Bir yemin çuvalın olmuş 600 lira. Lütfen yani böyle komik teklifler vermeyin. Bilen bilir zaten, alan biliyor arkadaşlar. Anlatmama gerek yok. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.